Bu derste inceleyeceğimiz sistemler artık hareketli yükleri içerecek. Ama statikten kastettiğimiz, her ne kadar yükler hareket ediyor olsa da sisteme dışarıdan bakan bir gözlemci herhangi bir değişim görmeyecek. Bunu mesela akan bir suya benzetebiliriz. Su akacak ama derenin şekli yavaş yavaş akıyorsa, özellikle dalgalar yoksa, derenin şekli zamanla hiç değişmez. O anlamda inceleyeceğimiz sistemler statiktir. Şimdi yükler hareket ederken işte bir akım oluşturacak. Akım yoğunluğu diye bir şey tanımlayacağız. Herhangi bir uzayda bir alan düşünelim. Ds ile belirlenmiş olsun. Birim zamanda bu alanın bir tarafından öbür tarafına geçen yük miktarı dq bölü dq olsun. Birim dt kadar zamanında geçiyorsa dq bölü dt olan oranını j akım yoğunluğu cinsinden bu şekilde tanımlayacağız. Akım yoğunluğu. Eğer bu yüzeyi yüklerin hareket ettiği doğrultuya dik bir yönde seçersek, o zaman j'nin büyüklüğü dq bölü dt ds olacaktır. Uzayda herhangi bir hacim düşünelim. Bir v hacmimiz olsun. Ve belli bir yük dağılımımız olsun uzayda. Rho ile gösterilen. Bu hacmin içerisindeki toplam yük bu şekilde yazılabilir. Bu hacmin içerisinde. Eğer yükler hareket ediyorsa bu yük birim zamanda yükteki değişim bize bu yüzeyden dışarı doğru giden toplam yükü verecektir. Eğer elektrik yükü korunuyorsa, ki deneysel olarak korunduğunu biliyoruz. O zaman buradaki içerideki yük azalıyorsa bu bize diyor ki dışarı çıkıyor bu yükler. Şimdi bu yüzeyin bir tarafından öbür tarafına geçen toplam yük ise akım yoğunluğu kullanarak ds ile akım yoğunluğunun skalar çarpımıdır. Eğer yüzeyin içinden dışarıya yük çıkıyorsa, yani bu integral pozitifse, o zaman biliyoruz ki içerideki yük azalıyor. Dolayısıyla burada bir de eksi işaretimiz var. Şimdi V hacmi sabit olduğunu düşündüğümüz için eğer bu ifadenin türevini alacak olursak bu da bize der ki bu yükün zamanla değişimi d küpre doğru yük yoğunluğunun zamanla değişimin integralinden başka bir şey değildir. Tabi artık kısmi türev. Bu rho t'ye de bağlı olabileceği için r ve t. Buradaki t'ye göre türev alıyoruz. Şimdi bu yüzey integralini Gauss teoremi kullanarak bir hacim integraline çevirebiliriz. D küpe v hacmi üzerinden eksi, buradaki eksi yük yoğunluğunun diverjansı. Bu terimi de öbür tarafa aldığımızda herhangi bir hacim üzerinden d küpre v hacmini herhangi bir hacim olarak almıştık başta. D rho bölü dt yük yoğunluğunun zamana göre kısmi türevi artı akım yoğunluğunun diverjansı eşittir sıfır olması lazım. Bütün düşünebileceğimiz hacimler için bu eşitliğin sağlanabilmesi için d rho bölü dt j'nin sıfır olması lazım. Bu denklem süreklilik denklemi olarak bilinir. Ve temel olarak elektrik yükünün korunduğu anlamına gelir. Yani belli bir yerde yük yoğunluğu azalıyorsa bu yük o zaman o bölgede dışarı doğru akıyordur. Bir akım olur, akım vardır. Şimdi bizim inceleyeceğimiz sistemler statik sistemler. Dedik ki statik sistemlerde görünürde bir değişiklik olmaz. Her ne kadar yükler hareket ediyorsa. Bunun anlamı şudur. Eğer belli bir yük yoğunluğu varsa bu yük yoğunluğu zaman içerisinde değişmeyecek. Yani bu türev dolayısıyla sıfır. Statik olduğu için d rho bölü dt eşittir sıfır.
Ve bu J akımı da diverjansı sıfır olmak zorunda. Bu denklemi sağlayacak. Şimdi yükleri genelde teller boyunca akıtırız. Bir telimiz varsa bunun üzerinden geçen bir akımdan bahsederiz. Şimdi biz bu telin kesitini büyüttürsek şayet böyle bir kesit alanımız olacaktır. Belli bir alan aldığımızda bu kesit alanında DA buradan geçen belli bir miktar akım yoğunluğu olacaktır. Ve burada bahsettiğimiz toplam akım bu J'nin ya da vektörel olarak yazalım. Bu DA alanı üzerinden, bu kesit alanı üzerinden integral edilir. Bu bize telden akan toplam akımı verecektir. Şimdi manyetostatik geliştiği zamanlarda yapılan deney, bir manyetik alanın varlığı biliniyordu zaten. Bir akan bir akımın mıknatısının yönünü değiştirdiği biliniyordu. Daha hassas deneyler yapıldığında işte iki tane teli yan yana koyduklarında üzerinden akım aktığı zaman birbirlerine kuvvet etkilediğini biliyordu. Etkilediği gözlemleniyordu. Ve bu deneylerin sonucu olarak şu yasalar bulunmuştu. Eğer bir manyetik alan diye bir şey tanımlayacağız. Manyetik indükleme alanı diye de geçer. Bir telden bir I akımı akıyorsa şayet bu telin üzerinde küçük bir parça aldığımızda bu parçaya bir Y'si de gösterelim. Bunun şu noktada o konumada R vektörüyle gösterelim. Yarattığı manyetik alan akımla orantılı olacak. Bu ds vektörüyle bu r vektörünün vektörel çarpımlarıyla orantılı olacak. Ve aradaki mesafenin küpüyle de ters orantılı olacak. Ve bu orantı sabitini bir k diyoruz. Eğer telin şeklini biliyorsak, üzerinden akan akımı biliyorsak, bu ifadeyi kullanarak telin tamamının belli bir noktada yarattığı manyetik alanı hesaplayabiliriz. Şimdi manyetik alanı biliyorsak, belli bir manyetik alanın içerisine bir tel koyduğumuzda, yine bir telimiz olsun, üzerinden bir I akımı akıyor ve biliyoruz ki bir başka tel ya da hareketli başka yükler tarafından belli bir B alanı yaratılıyor. Yine telimizi küçük parçalara ayırdık. Burada bir ds ve parçasını aldığımızda bunu etki eden kuvvet manyetik alan ve bu ds cinsinden yine biz telin üzerinden akan akımla orantılı ds ile b'nin vektörel çarpımıyla orantılı. Ve buradaki orantı sabiti de yine K. Ve deneylerde bu K orantı sabitinin iki tarafta da K değerimiz var. 1 bölü C. C ışığın hızı. Olduğu gösterilmiş. Tabi bu bizim kullandığımız birimlerde, Gauss birimlerinde 1 bölü C olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ışığın hızının manyetik, tabi ilk keşfedildiği zamanları düşünürseniz elektromanyetik alanlarda ışık arasında henüz bir bağıntı bilinmiyor. O zaman manyetik alanla ışığın hızı arasında nasıl bir bağıntı olabilir ki burada bir ışık hızı geldi denklemlerimize? Acaba sadece rastlantı mı yoksa bunun daha derin bir sebebi var mı? Bunu daha sonra detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi şunu da gözünüze es geçmeyin. Deneylerde ölçtüğümüz şey ne manyetik alan değildir. Deneylerde ölçtüğümüz iki tane teli koyduğumuzda elde ettiğimiz kuvveti ölçeriz. Kuvvet ise bu K'nın karesine bağlıdır. Aslında bizim ölçtüğümüz K'nın kendisinden ziyade K'nın karesinin 1 bölü ışık hızının karesiyle orantılı olduğudur. Şimdi bu ikisini biliyorsak herhangi iki teli aldığımızda
birisinden I1 akımı geçiyor olsun, diğerinden I2 akımı geçiyor olsun. Bu telde mesela I1 akımı taşıyan tele I2 akımı taşıyan telden dolayı etki eden kuvveti artık hesaplayabiliriz. Şuradaki manyetik alanı hesaplamak istiyorsak ne yapmamız lazım? Manyetik alanda telde bir ds uzunluğu aldık. Şu vektöre ds2 diyelim buna. Bu vektöre r1-2 vektörüyle gösterelim. Bu ifadeden biliyoruz ki bu kadar kısmın yaratacağı manyetik alan şuna benzer bir ifadeyle verilecek. Ve toplam manyetik alan bir integral haline gelecek. K, I2, DS2 çarpı R1-2 bölü R1-2'nin küpü olacak. Manyetik alanı biliyorsak şuradaki küçük bir DS1 uzunluğundaki tel parçasına etki eden kuvveti de biliyoruz demektir. O parçaya etki eden kuvvet ya da toplam kuvveti yazacak olursak ne olacaktır? İki tane integral hem DS1 hem DS2 üzerinden, 1 ve 2. kablolar üzerinden iki tane integralimiz var. Kuvvet bir K orada bir K burada, K kare yani 1 bölü C kare geldi. Bu telin üzerinden akan akım I1. Buradan bir I2 var. DS1 vektörel çarpım DS2 R1-2 bölü R1-2'nin küpü olarak yazabiliriz. Toplam kuvvet. Tabii telin şekli verilirse işte düzse ya da bir çemberse bu integraller açıkça hesaplanabilir. Ama şu anda sadece bu kadarlıkla bırakalım. Manyetik alan ifademize geri dönecek olursak belli bir telin yarattığı toplam manyetik alan bir R noktasında yarattığı manyetik alan DS2 R1-2 bölü R1-2 dediğimiz R1 R eksi R2 R2, burada aldığımız küçük alanın konumu, bölü R eksi R2'nin küpü ve K orantı sabitimiz de 1 bölü C ve üzerinde taşıdığı akım da I2 olsun. I2 akımını taşıyan yükün, telin yaratacağı toplam akım bu. Şimdi herhangi bir akım olsun, illa tellerden akması gerekmiyor. Belli bir bölgede bir akım yoğunluğumuz var. Boşlukta da akabilirler, belli bir tel içerisinde de akabilirler. Ve bu her bir yük için etrafında, bu çizgilerin her birinin etrafında bir ince bir silindir düşünebiliriz. Bu bizim ince telimiz olacak. Bu ince tel üzerinden akan akım, işte bunun alanına dA dersek, o dA alanından geçen toplam akım J çarpı dA kadar olacaktır. Ve bütün bu tellerin belli bir noktada yarattığı manyetik alanı toplarsak temel olarak yaptığımız bu tek bir telin, tek bir silindirin yarattığı manyetik alan olacak. Bütün silindirler üzerinden topladığımızda bütün bu dA'lar üzerinden bir integrale karşılık gelecek. Ve bu durumda böyle bir akım yoğunluğunun yaratacağı manyetik alan R noktasında 1 bölü C, I dediğimiz şey artık C çarpı dA, ds, vektörel çarpım R eksi ds üssü diye R eksi R üssü bölü R eksi R üssünün küpü olarak yazılabilir. DS dediğimiz uzunluk tel boyunca vektör, tel boyunu gösteren bir vektör. Şimdi seçtiğimiz tel akımla aynı yönde akıyor zaten. Dolayısıyla JDS dediğimiz çarpım, bu bir vektör olacak. Skalarda bir vektörü çarpıyoruz.
Bu vektör J vektörü doğrultusunda ve uzunluğu da J vektörü çarpı bu aldığımız küçük alanın, işte şurada bir ds aldık. Uzunluğu ds olan J vektörü de ds'in çarpımı olacak. Kesit alanı da'ydı. Dolayısıyla bizim burada aslında küçük bir hacim aldık. Küçük bir hacmin bizim manyetik alanına katkısını hesaplamış olduk. Eşittir 1 bölü C J dv. Şu çarpım bize dv'yi verdi. Bunun sadece büyüklüğünü aldık. Bunun yönüyle bunu çarptığımızda bize J vektörünü verdi. J vektörü çarpı R eksi R üssü. Ve bu J R üssündeki akım yoğunluğu bölü R eksi R üssünün küp. Bu bize herhangi bir akım yoğunluğu için, bir bölgede herhangi bir sebepten dolayı, boşlukta da akabilirler, bir sebepten dolayı yükler akıyorsa onun yaratacağı manyetik alanı bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi artık biliyoruz ki akım yoğunluğu dediğimiz şey, akım noktasal yüklerin hareketinden kaynaklanıyor. Elektronlar, iyonlar, işte nasıl bir akım düşündüğünüze bağlı olarak. Dolayısıyla biz akım yoğunluğunu bu teker teker bu yüklerin sağladığı akımların toplamı olarak düşünebiliriz. Her birinin yüküne QE olsun, hızları VE olsun ve belli bir andaki konumları da RE olsun. Dolayısıyla R noktasındaki akımı, akım yoğunluğunu bu şekilde yazabiliriz. Buraya yerleştirdiğimiz zaman BR, R noktasında yaratılan manyetik alan eşittir 1 bölü C ya da bütün teker teker yükler üzerinden toplam 1 bölü C D küp R üssü, bu DV dediğimiz şey, QE VE Dirac delta R eksi RI vektörel çarpım R eksi R üssü, R üssü noktasındaki yük yoğunluğuna bakıyoruz. Burada R üssü eksi RI var. Bölü R eksi R üssünün küpü olacak. Dirac delta'yı kullanarak integrali alabiliriz. Dolayısıyla manyetik alanı, R noktasında yaratılan manyetik alanı teker teker yükler üzerinden toplam 1 bölü C QE VE vektörel çarpım R eksi RI bölü R eksi RI'nin küpü olacaktır. Şimdi çoğunlukla kitaplarda şöyle bir ifade görürsünüz. Bir telin yarattığı, teldeki bir akımın yarattığı manyetik alanı tanımlamaktan ziyade direkt V hızıyla hareket eden bir yükün, V hızıyla hareket ediyor olsun, şurası da R noktası olsun, R noktasında yarattığı manyetik alan tek bir yükün sabitimiz Q V çarpı R bölü R küp olarak yazılır. Şimdi bu tanımla ilgili şöyle bir problem var. Her ne kadar biz bu sonucu teldeki akımları kullanarak çıkardıysak da teldeki akımlar statik bir sistem oluşturur. Yani akım değişmiyor, herhangi bir yerde yük birikmesi yok. Görüntüde hiçbir şey değişmiyor. Oysa tek bir yüke baktığınız zaman hareketli tek bir yük statik bir durum değildir. Yük sürekli hareket edeceği için sisteme dışarıdan bakan gözlemci sürekli sistemi değişiyor görecektir. Yani bu statik bir sistem için geçerli değildir. Ama daha sonra göreceğiz, hareketli bir yükün yarattığı manyetik alan sadece bu değil, buna gelen ekstra terimler olacak. Dönemin sonuna doğru tam ifadesini çıkaracağız. Ama hızı ışık hızından küçükse o zaman tek bir yükün yaratacağı manyetik alanı da yaklaşık olarak bu şekilde yazabiliriz. Şuna da dikkat edin. Bu ifadeyi şöyle de yazabiliriz. Birim, kendi kullandığımız birimlerde 1 bölü C
V çarpı E. Çünkü R bölü R'nin küpü dediğimiz ifade Q R bölü R'nin küpü tek bir yükün yaratacağı elektrik alanıdır. Şimdi devam edelim. Bir önceki ifademize geri dönelim. Manyetik alanı demiştik ki R noktasında yaratılan manyetik alan D küp R üssü noktasındaki akım yoğunluğu vektörel çarpım R eksi R üssü bölü R eksi R üssünün küpü olacaktır. Şimdi elektrostatikten hatırlarsanız orada da buna benzer bir ifademiz vardı. Oradaki fark 1 bölü C. Şimdi sabitler dışında burada bir vektörel çarpım değil, bir sayıyla çarpıyorduk, yük yoğunluğuyla çarpıyorduk. Ama elektrik potansiyeli, elektrostatik potansiyeli yazmak için neyle çarpıldığı bizi çok ilgilendirmiyor şu aşamada. Şu faktöre bakacak olursanız R eksi R üssü bölü R eksi R üssünün küpü bunu 1 bölü R eksi R üssünün diverjansı olarak, gradyanı olarak yazmıştık R'ye göre. Aynısını burada da kullanabiliriz. BR eşittir 1 bölü C D küp R üssü C R üssü vektörel çarpım 1 bölü R eksi R üssünün R'ye göre gradyanı. Bu R'ye göre bir türev. R integralimiz ise R üstüne göre birbirinden bağımsız oldukları için bunu dışarı çıkarabilirim. Ama bir şeye dikkat etmemiz lazım. Burada bu vektör olarak düşünürsek bu vektörle C vektörü, önce C vektörü sonra bu vektör operatörümüz var. Dışarı çıkarırsak yer değiştirecek. Şurada bir eksi var bu arada. Bunu dışarı çıkardığımızda vektör çarpımı aldığımız iki vektörün yerini değiştirmiş olacağız. Yerini değiştirdiğimiz zaman da hatırlarsanız vektör çarpım işaretini değiştirir. A vektör çarpım B eksi B vektör çarpım A olacaktır. Bir işaret değişimi oradan geldi. Bir işaret burada var. O gitti. Dolayısıyla vektör çarpım manyetik alanı şu ifadenin J R üssü bölü R eksi R üssünün körlü olarak yazabiliriz. Şimdi elektrik alandan yine hatırlarsanız elektrostatik alanı yazarken buna benzer bir ifade elde etmiştik. Burada elektrostatik potansiyelimiz vardı. Körlünü değil, gradyanını hesaplıyorduk orada. Burada ise körlü karşımıza gelecek. Yine de benzerlikten dolayı buraya şu ifadeye A ile göstereceğimiz AR vektör potansiyel adını vereceğiz. Böylece manyetik alanın, manyetostatik alanın en azından bir vektör potansiyelin körlü olarak yazılabildiğini gördüm. Tabii vektör alanın körlü olarak yazılan bir ifadenin diverjansını alacak olursanız bu sıfırdır. Nasıl ki elektrik alandan hatırlarsanız elektrik alanı bir potansiyelin gradyanıydı. Dolayısıyla elektrik alanın körlü sıfırdı. Burada manyetik alan bir vektör alanın körlü olduğu için diverjansı bunun da sıfır olacaktır. Manyetik alanın sağlaması gereken denklemlerden birini buldum. Bu denklem elektrik alandaki işte elektrik alanın körlüğünün sıfır olması denklemine benzer. Tabii karşılaştıracak olursanız manyetik alanın diverjansı sıfırken elektrik alanın diverjansı 4π yük yoğunluğu olarak veriliyordu. Rho dediğimiz elektrik yaratan yüklerdi.
Şimdi bununla bunu kıyasladığımızda burada gördüğümüz, çıkarabileceğimiz bir sonuç manyetik alanı yaratan noktasal yüklerin olmadığı. Yani manyetik monopol dediğimiz manyetik monopoller yoktur. Daha sonra manyetik alan için bir çoklu kutup açılımı yapacağız. O çoklu kutup açılımında monopol terimi gelmeyecek. İlk katkı direkt dipol teriminden gelecek. Tabii elektrik alana benzetmek için elektrik alanda hem elektrik alanın körlüğünü hem diverjansını bulmuştuk. Şimdi manyetik alanın diverjansını biliyoruz. Yapmamız gereken manyetik alanın körlüğünü de hesaplamak. Bunu da gelecek dersimizde yapacağız. Bugünlük dersimiz bu kadar.